gelir. Bu mesleği bulmaktır. Giderlerinin azalması. Aslan olduğunda açılan kapıdır. Seninle hız kazanmaktır. Yusuf ve 26 atuslarına tesisiyle MESK Genel Müdürlüğü olarak bu minvalde büyükçe bakanlıkça ilgilendirilmiş mükemmel sertifikalı bir ilk imza veya e-devlet üzerinden online alınan işlemde... Stratejik planlar kurumların hedeflerine ulaşması için izleyeceği yol haritasının belirlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Yatırım programına çerçeve çizen stratejik planlama, gerçekçi ve katılımcı bir yaklaşım olmasının yanı sıra aynı zamanda değişimin ve sonuçların planlanmasıdır. Geleceği planlarken geçmiş 5 yıllık stratejik plan döneminde gerçekleştirdiğimiz bazı önemli yatırımları sizinle paylaşmak istiyorum. İleri Teknoloji İzleme ve Kontrol Merkezimiz SCADA'da 360 derece su yönetimi anlayışı ile il nüfusunun %83'ünün, toplam abone sayısının ise %70'inin içme suyu ihtiyacının temin edildiği depoları SCADA'dan 7/24 izliyor ve yönetiyoruz. Geçtiğimiz aylarda devreye aldığımız enerji, sayaç ve su güvenliği SCADA'ları ile 430 tesisin enerji takibini, 66 bin abonenin uzaktan su tüketimlerini ve 150 lokasyondan alınan güvenlik verileri ile toplamda 1156 tesisi SCADA'dan izliyoruz. 2020 yılında kurduğumuz Alo Teksin 100 Teksin çağrı merkezi ile kayıp, kaçak ve arızalara çok daha hızlı müdahale ediyor. Haftada 14 bin çağrının karşılandığı merkezimize gelen taleplerin kategorisine göre ısı haritalarından yola çıkarak çözümcül projeler üretiyor, coğrafi bilgi sistemi ile tüm altyapıları bütüncül veri tabanımıza işliyoruz. Bakanlıkça yetkilendirilmiş mükemmel sertifikalı ve 144 parametreden akredite edilmiş laboratuvarımız sayesinde suyumuza gereken özeni gösteriyor, her yıl 45 bin öğrencimize ulaşma imkanı bulduğumuz okullarda suyun önemini su tasarrufu eğitimleri başlığıyla anlatıyoruz. Barkod sistemli merkezi stok takibiyle bir ürünün satın alınmasından hurdaya ayrılmasına kadar olan süreci takip ederek insan kaynağından tasarruf ediyoruz. Evraksız biyometrik imza veya e-devlet üzerinden online abonelik işlemleriyle akıllı veznelerimiz ve dijital arşivimiz sayesinde çalışan ve abone memnuniyetini artırıyoruz. Biyogazdan elde ettiğimiz enerji ve 2020-2024 yılları arasında kurduğumuz GES vasıtasıyla elde edilen enerjiyle toplam tüketimin %8,3'ünü karşılıyoruz. Değerli konuklar, ölçemediğiniz şeyi yönetemez ve geliştiremezsiniz. Ölçüm ve analiz yapmıyorsanız hangi değişikliklerin en büyük etkiyi yarattığını bilme şansınız yok. Yaşam kaynağımız olan suyun korunmasını ve takibini ancak bilimin ışığında ileri teknolojiyi kullanarak yapabiliriz. Bu konuda MESK Genel Müdürlüğü olarak doğru yolda olduğumuzu ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken bu imkanların oluşması için her daim yanımızda olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e ve emek veren MESK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Çalıştayımıza katılım sağlayarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Tüm masalarda yer alan, şu anda kurumumuzdan mesleklerinde uzman arkadaşlarımız konularında paydaşlarıyla direkt temasa geçerek sizleri buraya davet etmede bize son derece destek olmuşlardır. Bu konuda ayrıca bir önemli sebep de
kurumlar arası iletişimin artırılarak kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacına yönelik birlikte düşünme ve birlikte sorgulama yeteneğini geliştirmeyi hedeflemiş bulunmaktayız. Yeni fikirleriyle kurumumuza sağlayacağı katkılara ortam yaratacağı inancıyla düzenlediğimiz çalıştayımızda emeği geçen başta genel müdürümüz Sayın İrfan Korkmaz olmak üzere MESKİ'nin tüm yönetici ve idareci arkadaşlarına, strateji geliştirme kurulum ve hazırlık ekibime olmak üzere teşekkürlerimi sunuyorum. MESKİ tarafından gerçekleştirilen bu çalıştay oldukça verimli geçti. Sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurum kuruluşlarının değerli temsilcilerinin bir araya geldiği bu güzel toplantının gerçekleştirmesinde emeği olan tüm bürokrat ve emekler arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim masamıza daha da çok su yönetiminin iklim değişikliği ve afetler üzerindeki etkilerini ele aldık. 17 paydaşın bir araya geldi. 17 kurumun bir araya geldiği şimdi toplantımızda iklim değişikliğinin etkileri, karbon ayak izi, su ayak izi, su yönetimi üzerindeki etkiler, afetlerin su temininde ortaya çıkardığı aksaklıklar, yenilebilir enerji kaynaklarının kaynakları konularında yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Bir dizi önerilerimizi MESKİ'ye sunduk ve hazırlanacak olan stratejik planda yer alması için de katkılarımızı sunduk. Emeği geçen, çalıştayımızın gerçekleştirmesine emeği geçen tüm katkı sunanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel bir çalıştay organize edilmiş. Bundan dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ve MESKİ'yi tebrik ediyorum. Çok sayıda masada, çok sayıda suyla ilgili konu tartışıldı. Çok verimli, ben birinci masadaydım, verimli sonuçlar elde ettik. Umarım bu sonuçlar günümüzdeki su sıkıntısını ve gelecekte artarak çoğalacak su sıkıntısını yok etmeye bir vesile olur. Bu anlamda güzel bir, verimli bir çalıştay oldu. Bugün güzel bir çalıştayla beraberdik, paydaşlarımızla beraber. Çok güzel konulara değindik. Kendi moderatörlüğümü yürüttüğüm yağmur suyu ve kanalizasyon yönetimi konularında diğer kurumlardan, yani paydaşlarımızla beraber gayet verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Bunun Mersin'in geleceğine olan etkisi üzerinde güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Çalıştayın sonuçlarında güzel tavsiyeler, güzel öneriler de bulundu diğer kurumlarımız. Ve aslında bir paylaşım gerçekleştirdik. Bu da hem kurumlar arasındaki işbirliği açısından hem de MESKİ'nin geleceği açısından çok değerli buluyorum. Ortak çözüm noktaları bulmak için yol haritası çizilmesi güzel bir çalışma oldu. Bu çalışma kapsamında farklı kurumlardan katılım sağlayan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın ya da bu konuya eğilen insanların görüşlerini toparlamış olduk. Bu kapsamda ilimizdeki sorunların tüm insanlar tarafından ya da ilim paydaşları tarafından önemsenmesi, bununla ilgili fikir beyan edilmesi bizler için son derece kıymetliydi. Bu kapsamda şunu gördük, önümüzdeki yıllar içerisinde ilimizin iklim değişikliğiyle su kıtlığı yaşanacak iller arasında yer alması, suyun tekrardan kullanım alternatiflerinin çalışılması kapsamında önem arz edildiği ve MESKİ'nin ve Şişecam grubunun bununla ilgili Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi'nin suyunun değerlendirilmek üzere bir çalışma başlatıldığını, bu kapsamda Şişecam grubunun kullandığı suyun yer altından ya da yüzey suyu gibi berdandan alınmaktan ziyade MESKİ'nin arıttığı suyu kullanarak bir su kullanım tasarrufunun gerçekleşeceğini gördük. Onun dışında ilimizde gerek MESKİ'nin büyük arıtma çamuru üreticisi niteliğinde olduğunu, onun dışında endüstriyel ve diğer tesislerden kaynaklanan arıtma çamurlarının bertaraf edilmesiyle ilgili sorunlar olduğu ve bu sorunlarla ilgili özellikle bakanlık organizasyonunda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı organizasyonunda daha rentable ve ortak çözümlerin geliştirilmesi gerektiğiyle ilgili sonuçlara ulaştığımızı özetleyebilirim. Ben kendim adına ve kurumum adına böyle bir çalışmada yer almaktan mutluluk duyuyorum. Bu çalışmayı düzenleyen MESKİ'ye
ve MESKİ ailesine teşekkür ediyorum. Değerli dış paydaşlarımız, özellikle sendika yetkilileri katıldı. Kurum içinden arkadaşlarımız katıldı. İnsan kaynakları yönetimi, kurum kültürü ve eğitim ana başlıklarında bir çalıştay yaptık. Ve çok değerli katkılar sundular dış paydaşlarımız. Önümüzdeki 5 yılda bunlardan yararlanacağız.